Merhaba arkadaşlar, Daima Türkçe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz da edebiyat diyeceğiz. Cumhuriyet dönemi saf şiir konumuz. Cumhuriyet şiiri, saf şiir temsilcilerimiz var. Ahmet Haşim, Yahya Kemal, bunlar tanıdık şairlerimiz. Fecr Atiye'de Milli Edebiyat Bağımsız'da bunları gördük. Yeniden bu konuya girmeyeceğiz. Saf şiir nedir? Zihnimizde şöyle bir şey somutlansın. Saf altın. Natürel, doğal haliyle. Saf şiir de şiirin en doğal, en güzel hali. En iyi şiir yazma amacı. Amaç iyi ve güzel şiir yazmak. Bu topluluğun saf şiir temsilcilerinin özelliği saf şiir yazmak. Aslında bunlara topluluk demeyelim biz. Her biri bağımsız sanatçılar ve bunlar ortak bir şiir anlayışında birleşmişler. Ve biz bunları bu şekilde kategorize etmişiz. Amaçları güzel ve iyi şiir yazmak. Dolayısıyla şiir her şeyin üzerinde. Şiir soylu bir sanat ve edebiyatın, sanatın, kafiyenin, redifin özellikleri, söz sanatları bu şiirlerde yer alıyor. Çok önemli bir özellik, bir imge dünyası var. İmge neydi? Çağrışım zenginliğiydi. Söz sanatıyla yapılan çağrışım zenginliği. Ve saf şiir temsilcileri sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Valéry ve Verlaine'den etkilenmişlerdir. ÖSYM, Verlaine'in bir sorusunu sorarak, daha doğrusu şiirini vererek bir soru sormuş. Sembolizm, saf şiir ilişkisini. İşlenen temalar sıradan okunun anlayamayacağı nitelikte aslında biraz iddialı bir söz olmuş. Kastedilen şey şu, amaç güzel şiir, seviyeli şiir yazmak. Ve şiir çalışılarak elde edilecek emek ürünü olacak. Sanat, sanat için. Bu çok önemli arkadaşlar. Sanat, sanat için. En önemli özelliklerinden biri de bu. Ahmet Hamdi Tanpınar'la başlıyoruz. Buraya aldığımız şahıslar Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı müfredata uygun kişiler. O müfredatı dikkate alarak bu sunumu, bu dersi hazırladık arkadaşlar. Tanpınar çok yönlü bir sanatçı. Öyküsü, romanı, denemesi, makalesi, edebiyat tarihi, şiiri var. Biz öykü roman kısmına, deneme makale kısmına burada girmeyeceğiz. Şiire bakacağız. Çünkü romanda daha detaylı şekilde Tanpınar'ı anlatacağız. O detayları oraya havale ediyorum. Peki şiirde önemli olan ne? Arkadaşlar, musiki zaten sembolizmin genel özelliği var, özelliğinde. His, hayal. Bunlar çok ayırt edici özellik değil. Musiki, evet, saf şiirin ayırt edici özelliği. Peki Tanpınar'da ne var? Tanpınar'da zaman kavramı öne çıkıyor arkadaşlar. Ahenk, bilinçaltı kavramları öne çıkıyor. Tanpınar şiirinde buna dikkat edelim. Artı anlaşılır bir dili var, hece ölçüsüyle. Yer yer psikolojik betimlemeler romanlarda vesaire yer alıyor. O kısma girmeyeceğiz. Huzurla ilgili bir şey söyleyelim. Mümtaz'ın, Nura'nın, Suat'ın, İhsan'ın önemli karakter olduğu huzur aslında bir İstanbul romanı, aslında bir huzursuzluğun romanı deyip onu da ifade etmiş olalım. Tanpınar'ın şiirleri içerisinde arkadaşlar Bursa'da zaman önemli bir yer tutar. Bakın zaman kavramı önemli dedik ve şiirine başlık olarak da zamanı almış. Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük çadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar. İlerliyoruz. Bir rüyadan arta kalmanın hüznü, zaman, rüya. Yine ilerleyelim dizelerde. Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim yaşıyor sehrini geçmiş zamanın, hala bu taşlarda gülen rüyanın. Evet, Tanpınar'da zaman, rüya, bilinçaltı önemli yer tutmakta arkadaşlar. Şiir üzerinden gittiğimiz için dediğim gibi Tanpınar'da romanda daha detaylandıracağız. Necip Fazıl bir diğer önemli sanatçımız. Necip Fazıl Türk edebiyatının en önemli mistik şair olarak geçer. Mistik ne demek? Metafizik konulara ilgi duyan, madde ötesi, biraz daha açalım, dini konulara ilgi duyan bir şair. Metafizik,
fizik ötesi, biraz da soyut konular. Tabii Necip Fazıl'ın iki dönemi olduğunu unutmayalım. Birinci döneminde bohem bir hayat, dünyevi bir beklenti. İkinci döneminde daha çok mistik bir şair ve dindar bir şair olarak karşımıza çıkıyor. Çok yönlü bir yazar. Düz yazıları var. Geçelim. Fransız şiirini çok iyi biliyor. Batı şiirini çok iyi biliyor. Çünkü Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe eğitimi almıştır Necip Fazıl. Hatta Kaldırımlar şiiri Necip Fazıl'ın Paris izlenimlerinden yansıyan bir şiirdir. Kendi ifadesiyle 6 ay Paris'in güneşini görmedim der. Kaldırımlar o yaşananların bir imgesi olarak kendini gösterir. Evet. Şimdi Necip Fazıl'ın şu an şiirleri Çile adıyla bir arada toplanmıştır. Ama öncesinde Örümcek Ağı, Kaldırımlar, bunlar ayrı kitap. Ben ve Ötesi. Bugün itibariyle tek kitap olarak Çile adıyla yayımlanmıştır. Kendisi zaten sağlığında, hayatında onu düzenlemişti. Necip Fazıl düşünce noktasında bir dönüşüm yaşar. Abdülhakim Arvasi ile tanıştıktan sonra Taksim İstiklal Caddesi Beyoğlu'nda bulunan A Camii'nde vaaz veren Abdülhakim Arvasi'ye tanıştıktan sonra yeni bir Necip Fazıl olur. Kendisi der ki tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Böyle bir Necip Fazıl vardı ve bir değişim dönüşüm içerisine girer. Büyük Doğu Dergisi önemli bir yayın organıdır. Siyasi konulara da girer. Aslında Necip Fazıl'ı birinci dönemi itibariyle saf şiir temsilcisi olarak saysak yeridir. İkinci dönemde daha çok bir aktivist Necip Fazıl. Anadolu'nun değişik yerlerine konferans veren bir Necip Fazıl var. Dini, siyasi kimliğiyle öne çıkan bir Necip Fazıl var. Ama her ne yazarsa yazsın Necip Fazıl şiirinden ödün vermemiştir. Üslubu, kafiyesi, sanatı, imgesiyle Necip Fazıl yine aynı Necip Fazıl'dır arkadaşlar. Büyük Doğu ve Ağaç dergilerinin çıkarılmasında ön ayak olmuştur. Evet. Bir kere daha bakalım eserlerine. Kaldırımlar, Örümcek Ağı, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı. Sonsuzluk Kervanı, peşinizde ben, üç ayakla seken topal köpeğim. Bastığınız yeri taş, taş öpeyim, sonsuzluk kervanı peşinizde ben diye devam eden şiir arkadaşlar. Sonrasında Çile adı altını topladım. Bir şair tiyatro yazarsa nasıl olur? Onu görmek istiyorsanız özellikle Reis Bey'e bakabilirsiniz. Aynı zamanda filme de uyarlanmıştır Reis Bey. İmgesel söyleyişi, göndermesi çok fazla olan tiyatrolar yazmıştır. Tohum Maraş'ın kurtuluşunu anlatır. Reis Bey, ağır ceza reisinin verdiği yanlış bir karar sonrası yaşadığı vicdan azabını anlatır. Bir adam yaratmak, para, bunlar da yine önemli tiyatroları. Monografi detaylandırılmış çalışmalar, Namık Kemal ve Abdülhamit ile ilgili. Aynadaki Yalan tek romanı, bir dönem yasaklı bir romandı. Belki ilginizi çekebilir. Cinnet Mustatil Hatıralar, adeta delirme kavramını içeren cinnet mustatili, delirecek derecede bir yaşantı, anı, hatıra Necip Fazıl'da yer almakta. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni, bırak vehmimde gölgeni, gelme. Artık neye yarar? Evet. Şiiri de okumuş olduk. Cahit Sıtkı Tarancı. Yaşama sevinciyle ölümü iç içe şiirlerinde işleyen bir şair. İster deyin ki yaşamı çok sevdiği için ölümden korktu ya da ölümden korktuğu için yaşama sığındı. Cahit Sıtkı'nın ölümden korkmasını psikolojik olarak ele alabiliriz.
Denir ki küçük yaşta annesi yaramazlık yaptığında bunu karanlıkla, korkuyla, ölümle tehdit eder. Pencereyi açar ve atarım seni, ölürsün vesaire. O çocuk dünyasında bir yara bırakır, iz bırakır ve bu hiç gitmez. Bütün sanatına da etki eder ölüm korkusu. Sanat, sanat için genel özellikleriydi zaten. Sade bir anlayışı var yine. Çok ağır bir şiir dili yok. Açık, sade bir üslup. Yine imajlar, imgeler, semboller var. Yaşama sevincini, ölümü söyledik. Sorgulama da var. Yalnızlık da var. Olmuyor düşünmemek Tanrım seni. Ummamak senden medet. Suyun dibine erdi ayaklarım. Suyun dibinde zulmet. Böylesine bir Cahit Sıtkı var. Çocukluk özlemi, Baudelaire, Verlaine'den etkilenmeler yine şairimizin diğer özellikleri. Arkadaşlar, 35 yaş en önemli şiiri ve kitabını da ad olarak kullandı. Ömrümde sükut, düşten güzel, bunları da bilmemiz lazım. Ziya'ya mektuplar, Ziya Osman Sabah ile kankalar diyelim biz bunlara ve mektuplaşmaları var. ÖSYM'de Cahit Sıtkı hakkında bilgi verirken bir soruda Ziya'ya mektuplara da değinir. Gün eksilmesin penceremden, yine yaşama sevinciyle alakalı. Yaş 35, yolun yarısı eder, Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Önemli bir şiir bu arkadaşlar. Edebiyat derslerimizde şiirsiz olmaz, romansız olmaz. Buna da alışacağız arkadaşlar. Fazıl Üstü Dağlarca. Soru bağlamında baktığımızda nasıl sorulabilir Fazıl Üstü Dağlarca? 1. Türkçem benim ses bayrağım, Fazıl Üstü Dağlarca ile bütünleşmiş bir sözdür. Bunu bile verse ÖSYM'e direkt cevap olarak işaretleyebilirsiniz. Anadolu'nun değişik yerlerinde görev yapmıştır. Anadolu'yu bilir, Anadolu sevgisi vardır. Fazıl Üstü Dağlarca için bir yakıştırmada bulunalım. Arkadaşlar, Fazıl Üstü Dağlarca destan şairi. Önemli. Destan şairi. Birazdan geleceğiz. Destan şairi. Epik, dramatik çizgide, lirik, didaktik çizgide şiirler de yazar. Türetilen Türkçe. Öz Türkçe'ye ayrı bir önem verir ve kendi türettiği kelimelerle şiirler de yazmayı dener arkadaşlar. Evet. Çocuk ve Allah en önemli eserlerinden biri. Herkes ölürken son anda bir çocuk hatırlayacak. İçimdeki istekleri kimselere anlatamam. Kendi rüzgarına kapılan elbette ki gençtir. Gitmek baba, kalmak annedir belki de. İçimi aramaya çıktığımdan beri şiirimin bir kopyası daima sokaklarda. Ev ve sürez Allah'la aramda. Devam ediyor. Eserlerini hatırlayalım. Havaya çizilen dünya sınavlara çıkabiliyor. Çocuk ve Allah çok önemli dedik. Destan şairi, Çakır'ın destanı, Üç Şehitler destanı, İstiklal Savaşı. Yine Samsun'dan Ankara'ya mücadele, İstiklal Savaşı, Kubilay Destanı, 19 Mayıs, Çanakkale, Fetih Destanı. Destanlar şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca. Ahmet Muhip Dranas. Kar, Serenat, Olido ve Fahriye Abla ile öne çıkan bir şair. Şimdi şiir kitabı olarak değil, şiirler adıyla toplu olarak yayınlanmış. Ama Fahriye Abla şiiri en az Ahmet Muhib'in kendisi kadar da meşhur bir şiirdir. Aşk, bireysellik, iç dünya, ölüm gibi konular. Sembolizm de zaten bunların en genel özelliğiydi. Tiyatrosuna da göz atmakta yarar var. Fahriye Abla. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar, kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden, hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen, gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye Abla.
Eviniz kutu gibi bir küçücük evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz, kış, yeşil bir saksı ıtır pencerede. Bahçende akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye abla. Bir çocukluk anısı, çocukluk hatırası. Evet, şiiri devam ediyor. Devamını okuyabilirsiniz arkadaşlar. Serenat. Bu da çok beğendiğim şiirlerden biridir. Yeşil pencerenden bir gül at bana. Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına. Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimlerden şarkılar getirdim sana. Evet. Asaf Halet Çelebi. Arkadaşlar en önemli özelliği Asaf Halet'in somut malzeme ile soyut bir alem yaratma çabası. Belki de saf şiir temsilcileri içerisinde şiir dili en ağır diyebileceğimiz şair arkadaşlar Asaf Halet Çelebi'dir. İmgesel yönü çok güçlü, soyut şiirler yazıyor. Hint, uzak doğu kültürüne ilgisi şiirlerinde yansıyor. He, lam, elif, om, mani, fatme, hum. Bunları da hatırlamanız çok kolay bence. Çünkü ifadeler, söyleyişler, verdiği adlar çok 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 farklı. Asaf Halet'in İbrahim şiiri, bu kapalılığı, göndergeseli biraz da ifade eden bir şiir. İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri, buhtun nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim? Evet. Sedat Umran, bu da yine saf şiirin bir diğer önemli temsilcisi. Birkaç önemli noktası var arkadaşlar. Bireyin iç dünyası, bilinçaltı, İdeolojik düşünce zaten diğerlerinde de pek fazla yok. Necip Fazıl'ın ikinci dönemini hariç tutuyorum. Bir de bir hayli yaptığı çevirileri var arkadaşlar. Çok fazla çevirisi var Batı edebiyatından. Eserler içerisinde Leke, Meşale, Gittin Taş Atarak Denizlerime dikkat çekebilir. Gittin Taş Atarak Denizlerime kitabında yer alan Gittin şiiri güzel bir şiir. Onu da seslendirelim. Gittin, dağ gibi büyüdü yalnızlık. Issızlığın iki ucunda şimdi sen varsın. Tam ortasında yokluğun, yokluğun, yokluğun. O konuşsa konuşur, sussa susarsın. Gittin taş atarak denizlerime. Halka halka genişleyen anıların kaldı. Girdin çıkmamak üzere dehlizlerime. Birden yaşamanın hızı azaldı. Gittin, boşandı içimde sevincin yayı. Kim öğretecek bana ah sensiz yaşamayı? Mehcet Necati Gil, evler şairi arkadaşlar. Evler şairi. Kendi evinden başlayarak öteki evleri anlatan bir şair, Varlık Dergisi'nde şiirler de yazıyor. Anadolu'nun değişik yerlerini gezmiş bir şair, divan edebiyatı etkisi var. İlk şiirlerinde Garip Akımından etkilenmiş, çok yönlü ve sonrasında kendine has bir şiir evreni oluşturuyor. Evler şairi. Behçet Necati Gil. Aile fotoğrafı. Doğduğu ev ve bir aile anlayışı.
Hayatta olduğuma seviniyorum şimdi. Kavuştum çoluk çocuğuma, koltuğuma uzandım, rahatım. Kahvem içime sindi, başladı gecelik saltanatım. Evet, bir kısmını okumuş olduk. Evler, şairi Behçet Necati Gil. Sen, ben, o. Her ben dolaylı bir şekilde bir seni anlatış, bir senden yakınıştır. Çünkü benim yerim seninle onun arasındadır. Ve o değildir bana yakın olan sensin. Ben, ben olsam dil bilgisi kitaplarındaki tekil şahıs zamirlerini şu sıraya göre düzenlerdim. Sen, ben, o. Başta sen gelir. Çünkü ben diye bir şey yok sen olmadıkça. Her ben, benliğini senle anlar. Arkadaşlar, şiirlerin dünyası ayrı. Umarım şiirleri seçtiklerini beğenmişsinizdir. Eserlerine bakalım. Kapalı Çarşı, bileceğiz. Evler mutlaka. Divançe çok önemli. Sevgiler de önemli. Encam da dikkat çekebilir arkadaşlar. Edebiyatımızda isimler sözlüğü, yazarlar sözlüğü, bunlar da ayrı çalışmaları. Özdemir Asaf. Az önce kullandığımız bir ifade vardı. Bazı şiirler şairinden meşhur ya da şairi kadar meşhur diye Özdemir Asaf deyince aklımıza Lavinia gelecek. Kendine ait yine ayrı bir söyleyiş tarzı var. Sen, ben ikilemi var. Soyutlaştırma var ki bunlar genelde saf şiirin özellikleri. Dünya kaçtı gözüme, sen, sen, sen. Yuvarlağın köşeleri biraz da ironik, biraz da ironik bir ifade tarzı var. Ve Lavinia, hiç unutulmayacak eseri. Yani Özdemir Asaf deyince Lavinia'dan da bahsetmemek mümkün değil. Lavinia, sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun, ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia. Evet. Birkaç yine alıntı yaptık. İyi geceler canım derdin. Gecenin iyiliğinden çok canın olma düşüncesi yeşerir dururdu içimde. Özdemir Asaf. Ben sana hep üşüyordum çünkü kıştım, nakıştım, bakıştım. İnkar etmiyorum da bunu. Seni sevmek gibi büyük işlere kalkıştım. Ve lütfen inkar etme. Sana en çok ben yakıştım. Evet arkadaşlar, şiir konusunu şairlerin eserleriyle biraz daha süslemeye çalıştık. Çünkü Shakespeare'i anlatan 10 tane kitap okumaktansa Shakespeare'in yazdığı bir eseri okumak onu tanım adına çok daha etkili olabilir. Bir başka edebiyat dersinde konusunda buluşmak üzere daima Türkçe YouTube kanalımızda kalmaya devam edin. İyi çalışmalar, esen kalın arkadaşlar. Başarılar.